Uluslararası Türkçe Derneği tarafından organize edilen Türkçe Olimpiyatlarına katılan bir grup öğrenci Hakan Şükür ve ailesini Florida'daki evlerinde ziyaret etti. Aynı dili konuştum, bayram o bayram ulan. Türkçe Olimpiyatına katılan bir grup öğrenci AK Parti İstanbul Milletvekili ve Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Hakan Şükür'ü evinde ziyaret etti. Biraz yazdınız mı? Çok sevdim. Helsinki'ye gol de attım iki tane. Hava sahası soğukluyor. Soğuktu. Türkçe sevdalılarını eşi Beyda, çocukları Zeynep Sude, Buse Selma ve Ömer Hakan'la karşılayan Hakan Şükür, daha sonra öğrencilerin kendine sorduğu soruları cevaplandırdı. Türkçe olimpiyatlarla ilgili söylemek istediğiniz şey var mı yani? Vallahi çok şey var. Bir kere o kadar büyük bir onur verdiniz ki bize, gurur verdiniz ki ülkemize gelerek bizim dilimizle, bizim kültürümüzle bizlere seslendiniz. Şarkılarımızla, türkülerimizle, şiirlerimizle. Hakikaten çok mutlu olduk. Şükür ailesi konuk öğrencilerle yakından ilgilendi. Şükür, Türkçe olimpiyatlarının dünya kardeşliğine büyük katkı yaptığını söyledi. Ben bütün insanlığın, sizin de söylediğiniz gibi, yani insanlık için el ele bayram o bayram ola diyorsunuz. Bizler de buna yürekten katılıyoruz. Bütün insanlık el ele verdiğinde daha çekilir, daha anlamlı bir dünya olacaktır. Sizler bunun elçilerisiniz. Kenyalı bir öğrencinin büyük futbolcuydunuz. Hayatınızda unutamadığınız gol hangisiydi sorusuna ise Hakan Şükür 2002 Dünya Kupası'nda attığı golü unutamadığını söyledi. Siz spor yapıyordunuz senin zamanında yani. En unutmadığınız gol attığınız var mı? Yani sen unutmadığınız... Tabii mesela ben Dünya Kupası'nda mesela Dünya Kupalarının en erken golünü atmıştım. Yani 9. saniye ama 11. saniye olarak tescillendi. Onun tabii anlamı biraz farklı. O ana kadar gol atamamıştım ben. Böyle geç gelen bir gol ama dünyanın en hızlı golü olarak bana yansımıştı. Tabii Allah böyle bir şey nasip etti. Öte yandan Türkçe olimpiyatlarına katılan öğrencilerden biri de Hakan Şükür'ün eşi Beyda Şükür'le mutfakta bir söyleşi gerçekleştirdi. Efendim, bizim için böyle bu kadar güzel yemekler yapıyorsunuz. Bunlar için teşekkür ederiz size. Ve Türkçe olimpiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz ve Türkçe öğrenen öğrencilere ne demek istersiniz? Öncelikle rica ederim. Bunların hiçbiri bir şey değil. Az bile sizler için. Siz bizim evimize geldiniz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Sizleri ben hep televizyonda seyrediyorum. Kimi zaman gülerek, kimi zaman ağlayarak. En komik skeçleri yaparken bile ben sizi o kadar çok duygulandım ki ağlayarak hep seyrettim. Şükür ailesi daha sonra öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.